Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Diyarbakır'da tarihi bir an yaşanırken bazılarının bu heyecanı ve umudu görmediklerini ifade eden Erdoğan, CHP ve MHP'ye yüklendi. MHP'nin, CHP'nin yöneticileri şurada meclis kütüphanesinde gitsinler, ilk meclis zabıtlarını, gizli celse zabıtlarını okusunlar. Bugün MHP ve CHP neye karşı çıkıyorsa orada ilk meclis zabıtlarında o karşı çıktıkları şeyleri görecekler. Hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında görecekler. Kürt kelimesini o mecliste görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarda görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler. Şöyle biraz daha geçmişe, Osmanlı'ya gittikleri zaman Doğu Güneydoğu'nun Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz'in Lazistan eyaleti olduğunu görecekler. Bunlar bizim tarihimizin bize devrettiği mirastır. Devletlerin ilişkileri intikam, öfke, nefret hissiyle yürümez. İşte bunu en iyi bilenlerden bir tanesi de Gazi Mustafa Kemal'di. Bize ne diyorlar? Şu kavramı kullandı. Bölücü. Peki Mustafa Kemal de mi bölücüydü? Kürdistan kelimesini kullanan o zamanın bütün meclis mebusları da mı bölücüydü? Kürt damadımız var diyen merhum Alparslan Türkeş de mi bölücüydü? Kelimeler ve kavramlardan korkanların büyük devlet inşa edemeyeceklerini anlatan başbakan, biri türkü söyledi diye bu ülke bölünmez, biri farklı kıyafet giydi diye bu ülke bölünmez dedi. Şivan Perver, Diyarbakır'da valilikte odaya girdiği zaman odada bulunanların hepsi heyecanlandı. İçeriye girene Şivan Perver olarak değil, bir Kürt olarak değil, herkes bir insan olarak, bir sanatçı olarak, vatanından 38 yıldır uzakta olan ve o gün vatanına dönmüş biri olarak bakıyordu. Ve şu anda vatandaşlığı alınmış adeta bir misafir olarak bakıyordu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Acaba bunu kimler yaptı? Bunun bedelini ödemesi gerekenler var herhalde. Aynı şeyi Ahmet Kaya'ya yaptılar. Ahmet Kaya'ya ödül töreninde biliyorsunuz o gün orada saldırdılar. Kimler saldırdı? Hani Gezi Parkı'nda bize saldıranlar kimlerse onlar orada da Ahmet Kaya'ya saldırdılar. Aynen. O gün Ahmet Kaya'ya saldıran sanatçıların bir kısmı şimdi diyor ki ben diyor o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız be. Hepiniz oradaydınız. Hepiniz oradaydınız. Hepinizin artık kaybedilemeyecek o kamera kayıtlarında resimlerinizi biz izliyoruz, görüyoruz.